Çayımı doldurdum kıymetli seyircilerim. Poğaçaların güzelliğine bakın. Sütlü, yumuşacık, puf puf. Buyurun birlikte hazırlayalım. Kıymetli seyircilerim, sizler için sütlü ama sade bir poğaça hazırlayacağım. Burada 6 su bardağı unumuz var. Gramaj olarak 720 gram yapıyor. Çünkü bir bardak un 120 gram yapıyor kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi içerisini sütle birlikte hazırlanmış olacak. Anam babam sütün ateşini yakmıştım. İnşallah çok ısınmamıştır. 50 derece civarında bir ısıda olmasını istiyorum. Kıymetli seyircilerim, soğuk olursa, havalar soğuk olduğunda mayalanması çok zor oluyor. Burada 3 bardak sütümüz var. 50 derecelik ısıtılmış sütü şimdi hazırladım buraya kıymetli seyircilerim. Önce tuzunu veriyorum unun poğaçamız için. Bismillahirrahmanirrahim. 1,5 tatlı kaşığı. İsterseniz azaltabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Herkes damak zevkine göre tuzunu ayarlayabilir. Karıştırdıktan sonra ortasına bir havuz açıyorum. Havuzun içerisine şimdi ne geliyor? Toz şeker geliyor. Toz şeker 2 çorba kaşığı. Canım iner misin lütfen? 2 çorba kaşığı toz şekeri indirdikten sonra bugün tarifimde yaş maya kullanıyorum 30 gram. Yani bir paket maya 42 gram 30 gram civarında üzerine kestim aldım. Şimdi şekerle birlikte bismillahirrahmanirrahim parmak dayanabilir sıcaklıktaki süt ile şeker maya üçlüsünü bir eritiyorum burada. Lütfen takipte kalın, yağ, yumurta detaylar geliyor. Kıymetli seyircilerim, hamurun kıvamı ortaya çıktı. Kulak memesi yumuşaklığından biraz daha yumuşak olacak. Yalnız üzerinize afiyet. Bugünlerde kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bayağı bir peş peşe hasta oldum. Dermanım yok. O yüzden teknolojiden bugün destek alacağım inşallah. Şimdi koymuş olduğumuz sütten ne kadar kalmış hemen bakıyorum. Evet, yaklaşık bir bardak eksik koyacağız kıymetli seyircilerim. Normalde 3 bardak süt vardı. Bir bardağı yakın ayırırsak garanti olacak efendim. Bakın görüyorsunuz gayet güzel hamuru lastikleşmiş ama yoğurulması gerekiyor. Ya tezgah üzerinde ya da benim yaptığım gibi robotta yoğurabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Mutfak şefinden bugün yardım alacağım. Özellikle şimdi tam şu anda mevsim değişim zamanı geldi. Böyle grip, nezle, halsizlik almış başını gidiyor kıymetli seyircilerim. Ben de şimdi bugün teknolojiden yararlanarak bakalım bir hamurumu yoğurmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 5 dakika mutfak şefinde hamuru özleştirene kadar yoğuruyorum. İkinci devirde 5-6 dakika, 10 dakikaya kadar yoğurtabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Evet, hamurumuz şu anda hazır. Canım ayrılır mısın? Sevgiyle ayrılıyor kıymetli seyircilerim. Poğaçaların hamurları çok sert olmazsa iyi olur kıymetli seyircilerim. Ne kadar çok sert olursa o kadar hamur poğaçanız sert olur piştikten sonra. Bakın görüyor musunuz? Lastik gibi esniyor. Şimdi hemen içinden buradaki yoğurma aparatını alıyorum. Aynı kazanın içerisinde kıymetli seyircilerim mayalandırma yaptıracağım. Mayalanacak 1 saat ılık ortamda bekleyecek. Kaloriferin yanında olabilir kıymetli seyircilerim. Sıcak bir ortamda hemen mayalandırmasını yapıyoruz. Ondan sonra kıymetli seyircilerim bakın hamurun kıvamını sizlerle şöyle paylaşayım. Canım gelir misin? Bak görüyor musunuz? Ne kadar güzel özleşmiş kıymetli seyircilerim. Tam istediğimiz gibi başarılı. Evet, burayı streç film örtü kapatıyorum. Ilık ortamda mayalanıyor. Ondan sonra şeklini veriyoruz. Detaylar önemli. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izlerseniz hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış olursunuz. 1 saatten biraz fazla zaman geçti. Efendim hemen şimdi şöyle bakalım. Hamurumuz nasıl mayalanmış kıymetli seyircilerim. Göreceğiz. Sevgiyle kabarmış. Vay maşallah. Pamuk gibi olmuş kıymetli seyircilerim. Hemen şimdi buraya birazcık un atayım üzerine. Ondan sonra sizlerle paylaşayım bakın. Görüyor musun? Özleşmiş bir poğaça hamuru. Oktaysa'dan. Yemek vermeden yemek olmuyor kıymetli seyircilerim. Toplamda ölçümüzden 24 tane
poğaça çıktı. Sade bir poğaça, sütlü hazırlanmış hamuru, sadece sütle hazırlanmış bir poğaça görüyoruz. Şimdi iki tepsiye böldüm. Birinci mayalanmamız çok güzel, başarılı oldu. Lütfen videolarımızı baştan sona kadar izlerseniz atlamadan hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış olursunuz. Ne kadar böyle güzel özleşmiş detaylarını sizlerle paylaştım. Şimdi 24'e böldükten sonra kıymetli seyircilerim, yuvarlarken nasıl yuvarlıyoruz? Elimizi çiçek yağına batırıyoruz. Çiçek yağı ile birlikte yuvarlıyoruz. Çünkü çok yumuşak bir hamur. Elinize yapışabilir, şekil vermeniz zor olur kıymetli seyircim. Ama yağ burada bizi kurtarıyor. Çünkü hamurun da yumuşaklığın devamlılığı çok önemli. Şimdi ikinci mayalandırma, yani son mayalandırma yapacağız. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı, sonra da 180 derecelik ısıtılmış fırında poğaçalarımızı pişiriyoruz. Bu defa sadece örtü kapatıyorum. Çok böyle üzerine değen bir şey olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle kapatıyoruz. Bir yarım saat, bir saat ılık ortamda mayalansın. Olsun. Ondan sonra da fırın yolculuğu. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kıymetli seyircilerim, poğaçamız mayalandı. Yarım saat üzeri örtülü bir şekilde mayalandırdık. Bakın yumuşacık, puf puf olmuşlar. Bir yumurta sarısı ayırmıştık, onu sıvı yağla karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla şimdi her tarafına sürüyorum. Tepsi mayası çok önemlidir. En son tepsi mayası geldikten sonra pişirdiğinizde yumuşacık olur. Ben sade olarak hazırladım. İçine kaşar peyniri, pastırma, sucuk, Allah ne verirse. Ne seviyorsanız onlarla doldurabilirsiniz. Efendim şimdi fırına gitmeden önce poğaçamızı görüyoruz. İçi sütlü bir poğaça. Hiç su koymadım. Tamamen süt ile hazırlanmış ve katı yağ yok. Sıvı yağla hazırlanmış özel bir poğaça tarifi Oktay Usta'dan geliyor. Fırına gidiyor. 180 derece ısıtılmış fırında. Turbo fan kapalı. Alt üst ayarda sevgiyle pişerken sizlerden ricam, kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Fırınımızdan çok güzel kokular geliyor kıymetli seyircilerim. Poğaçalarımız sırasıyla piştiler. Toplamda 24 tane poğaça oldu kıymetli seyircilerim. Gayet güzel, bereketli oldular. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi efendim? Evet, hemen şöyle servise alalım. İlk sıcaklığı çıkınca isterseniz iç arasına kestikten sonra, bakın bu soğuk olduğu için bunu kaldırabilirim. Kıymetli seyircilerim, arasına beyaz peynir, kaşar peyniri, istediğiniz ürünlerle içini doldurabilirsiniz. Sofralarınızda güzel güzel tatlar ve lezzetler olacak. Çayımı demledim. Sevdiklerime buyurun sofraya diyorum. Sizleri çok seviyorum. Afiyet, bal şeker olsun. Oktay Usta'dan tarifler gelmeye devam edecek. Hoşçakalın efendim.